فالنية تؤثر في العمل الصالح وتصحيحها. Burada diyor ki niyet salih amellerin üzerinde olur. Niyet. Mesela bir kişinin niyeti Allah rızası için ama yapmış olduğu amel Kur'an ve sünnete aykırıdır. Bu niyet fasittir. Batıldır, dalalettir. Var mı? Niyetin her ne kadar Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olduğu zaman senin yapacağın bile amel Kur'an ve sünnete uygun olacak. Biz her zaman söylüyoruz. Bir kişi niyeti Allah ve Resulü sünneti sünnetine olmadığı zaman ve Allah rızası için yapsa bile kişi o amel makbul değildir. Tamam diyor ki benim niyetim Allah rızası için ama bid'at işleri yapacağım. Niyetin velev ki Allah rızası için bile olsa o amel makbul değildir. Çünkü sünnete uygun değildir. Demek ki burada niyetin sünneti bağlaması gerekiyor. Sünnet dışında yapılmış olan bir niyet hangi niyet olursa olsun bu geçersizdir ve makbul değildir. وتؤثر في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجرها. Niyetin mesela hani akraba ziyaretine gitmektir. Bak niyetin de bu. Ama bir şey çıktı, gitmedin. Orada Allah Resulü, Allah Tebareke ve Teala oraya gitmiş gibi sevap sana yazar. Niçin? Çünkü oraya niyetlendin ama elinde olmayan şeyler çıktı ve seni engelledi. Sırf niyetinden dolayı Allah Tebareke ve Teala sana ecir veriyor. Allah'ın rahmetini görebiliyor musunuz? Mesela bir kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sarık sardığı için aslında sarık sünnet değil, adetlerdendir. Ama sırf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sarık sardığı için bir kişi dese ki ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a benzemek istiyorum, sırf ona benzemek için sarık takıyorum derse niyetinden dolayı ecir alır. وَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ. Değil mi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sırf mesela başını kapattığı için ben kapatıyorum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sırf beyaz giydiği için ben de giyiyorum derse nedir? Niyetinden dolayı ecir alır. Her ne kadar beyaz sünnet olmasa bile, her ne kadar başı kapatmak sünnet olmasa bile nedir? Niyetinden dolayı orada ecir alır. وَمَا اَشْبَهَ ذَلِكْ وَبُنَا مَنْزَرْ بِخِلَافْ مَا عُلِّقَ عَلَى فِعْلْ مُجَرَّدْ فَلَا حَاجَةَ فِيهِ اِلَى اِنِّيَّ. Dediğimiz gibi işte batıl olan bir şeyi yaptığı zaman niyetin orada geçersizdir. Çünkü batıldır. Ne kadar yani amel yaparsan yap, eğer o fiil batıl ise o kesinlikle makbul değildir. اَيْ وَلَوْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهِ وَلَوْ كَانَ يُرِيدِ التَّقَرُّبْ اِلَى اللّٰهِ بِمِنَاءِ الْمَسْجِدِ اِعْتِبَارًا بِمَا يُؤَوِّلْ اِلَيْهِ الْأَمْرِ. Şayet Allah'a kulluk esnasında orada cami yapsa bile ve niyeti Allah rızası için ama orada kabir bulunduğu zaman kesinlikle o ibadet, o cami Allah katında hiçbir değeri yoktur. Çünkü kabir var. Git başka yerde yaptır. لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودِ وَالنَّسَارَى اَتَّخَذُوا قُبُورُ اَنْبِيَئِهِمْ مَسَاجِدِ demiyor mu? Nehi var. Birçok yerde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sakındırıyor. Biz bunları aldık. والنتيجه نتيجه diyor السيئه التي تترتب على ذلك وهذا النقطه نتدرج منها الى نقطه الاخر. Batıl yollara kişiye lanse ettiren olan bir amel yani ne gibi amelle karşı karşıya kaldığı zaman o batıldır, batıldır, batıldır. Allah katında hiçbir değeri yoktur. Velev ki gece gündüz o ibadeti yapsa o kişi. Çünkü batıl üzerine ne emarallahu ne Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gösterdi. O zaman nedir? Heva ve hevesine uyduğundan dolayı veyahut da batıl ibadet olduğundan dolayı Rabbim Tebareke ve Teala bunu kabul etmiyor. Ve heyye tehzir min meşabihil müşrikin. Müşriklere benzemek olur diyor. Çünkü Nuh Aleyhisselam döneminde nedir? Orada cami edindiler salih insan. Ya'uka ve Nesra. Ya'uka ve Semude ve Nesra diye. Onlar salih insanlardı. Ondan sonra dediler ki ya bir şey olmaz yani işte bunların heykellerini dikelim bir şey olmaz işte kabirleri yapar ve bu şekilde onlara kulluk etmeye başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nuh Aleyhisselam
İbudullah ma lekum min ilahin gayri dediği zaman ne dediler? Enetruka ma ya'budu enetruka alihatina ya Nuh. Yani babalarımızın, atalarımızın ibadet ettikleri bu putları terk edip senin ilahına mı tapacağız ey Nuh diyorlardı. Tıpkı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Cehil dediği gibi, ey Muhammed, babamı, atamı, dedemi andolsun ki ben bu Hubellat Menat Uzzet üzerine secde ettiğini gördüm ya Muhammed. Nasıl olur da bunları terk edip senin tek Rabbine mi kulluk edeceğim ya Muhammed diyordu Ebu Cehil. Kabul etmedi. Günümüzde de bazıları cehaletlerinden dolayı diyor ki, ya ben dedemden böyle gördüm, böyle yaptım. Bilsen, mesela bir mesele açıldı. Adam işte neyden bahsediyordu? Bid'atlardan, hurafelerden, me enzelallahu bihi min sultan. Yani Allah tebareke ve teala bunlarla delil indirmiş değildir. Böyle duymuş sağdan soldan ama bu kesinlikle batıldır bu tür şeyler. Dedim ki ya bu adam bilmez. O bir yakınımızdı o. Ya dedik yani ben gittikten sonra babam diyor. Yani benim şu akrabam bilmez mi diyor. Ben babamdan dedemden bunu gördüm. Şimdi sen mi bu adam mı çıkmış bunu düzeltecek diyor. Tıpkı Ebu Cehil dediği gibi. Ben babamdan şundan bundan şunu gördüm. Senin tekrar buna mı kulluk edeceğim ya Muhammed diyordu. Biz sana kema amarana rabbuna ve akhbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyoruz. Heva ve heves bizden değil. Adam diyor ki mesela böyle kitaptan baktım diyor, bir şeyler yaptım diyor. Kadını diyor evinden ta buraya kadar getirttirdim diyor. Cinlerle beraber diyor. Anlatıyor. Tabii ki cin haktır. Ama bu tür şeylere bazı hulu bir şekilde, aşırı bir şekilde bunlara inanmak gerçekten dinde aşırılığın ta kendisidir. Tamam, cinler bazen bunu yapıyor ama anlattığı çok aşırı. İşte bu el-müşâbehe bil-müşrikîn. Müşriklere benzemek oluyor. Ve illem yaksudil insan el-müşâbehe. Şayet insan onlara benzetmeyi kastetmese bile gene nedir? Bir fiil ondan nasibini almıştır. Tamam. Ve hâzâ kad yehfe alâ ba'dın nâs. Ve birçok insana bu gizli kalmıştır. Bilmiyorlar. Adama diyorsun ki bu bak bu şirktir. Allah ortak koşma. Yok diyor. Bu haktır. Nereden biliyorsun? Bize karşı geliyor. Bismillah. Elhamdülillah.